Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bir önceki dersimizde Talut ile Calut'un ordusunun karşılaştığı anı anlatmıştık. Demiştik ki bu karşılaşmadaki en önemli şey birincisi Talut'un ordusundan imtihanı geçen insanların Bizim Calut'a karşı gücümüz yoktur demesi. İkincisi ise onların içinden de küçük bir azınlığın ise Allah'ın izniyle nice az topluluk çok topluluğa galip gelmiştir dedik. Ve bununla alakalı şeyler anlattık. Bununla alakalı çıkarılması gereken dersleri anlattık. Şimdi bu sözün akabinde yaşanacak olanları anlatacağız. Yani ordularla karşılaştılar. Talut'un ordusu yine iki kısma ayrıldı. Bu iki kısmın bir kısmı sebat etti, sağlam durdu, bir kısmı döküldü, gitti. Şimdi o sağlam kalan grubun başına gelenleri bundan sonrasını Rabbimiz bize anlatacak inşallah. Ee, şimdi dediler ki bu şey bittikten sonra nice az topluluk, çok topluluğa galip gelmiştir. Vallahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi bu söz Talut'un ordusuna ait bir söz de olabilir. Bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın Sözü de olabilir. Yani e, hani dikkat ederseniz buraya zaten şey koymuşlar. Durak işareti konmuş. Yani burada cümle bitiyor normalde. Bu yeni başlayan cümle, isim cümlesi Allah'ın onların söylediklerine verdiği bir cevap da olabilir. Evet, sizin bu sebatınıza karşılık bilin ki siz sabredenlerdensiniz ve ben de sizin gibi sabreden insanlarla beraberim. Anlamına da gelebilir. Şu anlama da gelebilir. Yani e, Calut-u Talut'un ordusundan sebat edenler Sebat etmeyenlere öğüt veriyordu olabilir. Sabredin, kendinizi bozmayın, ordunun gücüne, kuvvetine aldanmayın. Allah Azze ve Celle bizimle, bizimle beraberdir. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde Halid İbni Velid'in Yermük Savaşı'nda söylediği bir sözü söylemiştik. Demiştik ki Rumlardan bir, bir Müslüman Rumların sayısını görünce, o kadar taaccübe düştü ki 36 bine bin. Yani ordunun neredeyse 8-9 katı. Dedi ki, مَا اَكْسَرَ الرُّومَ وَاَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ Khalid ibn-i Velid de onu düzeltti, öyle deme dedi. مَا اَكْسَرَ الْمُسْلِمِينَ وَاَقَلَّ الرُّومَ Rum dedi. Müslümanlar ne kadar çoktur, Rumlar ne kadar azdır. Peki normalde zahiren öyle değil. Khalid ibn Velid neye dayanarak bunu söyledi? اِنَّمَا تَكْفِرُ الْجُنُودُ بِالنَّصْرِ وَتَقِلُّ بِالْخُضْلَانِ Çünkü ordular Allah'ın yardımıyla sayıları adetleri çoğalır. Allah'ın yardımsız bırakması, yarı yolda bırakmasıyla da orduların sayısı düşer dedi. Bu öğüt bu cinsten olabilir. Sözü de olabilir. Sonra bu sözü söyledikten sonra artık savaş İyice kızıştı ve iki ordu tam anlamıyla savaşmak için karşı karşıya geldiler. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَمَّا ne zaman ki barazu لِجَالُوتَ Calut'un ve junudihi ve ordusunun karşısında açığa çıktılar. Savaşta buruz açığa çıkmak demek iki ordunun karşılaşmak, savaşmak için karşı karşıya gelmesi demek. Eski savaşlarda şöyle bir yöntem de uygulanıyordu. İki ordu önce karşı karşıya gelip hemen savaşmıyordu. Her ordu kendi kahramanlarından birer tanesini temsilen yani savaşın başlamasını temsil etmek için öne çıkarıyorlardı. Buna da mübareze mübareze deniyordu. Bu da olabilir ama iki ordunun birbirine açığa çıkması karşı karşıya gelmesi anlamına da olabilir. وَلَمَّا بَرَضُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا dediler ki mümin olanlar Rabbana ey Rabbimiz efriğ boşalt. Aleyna bizim üzerimize sabren. sabır boşalt. Üzerimize sabır <gülüyor> yağdır. وَثَبِّتْ <laughs> اَقْدَامَنَا ayaklarımızı sabit kıl. Vansurna ve bize yardım et. Alel kavmil kafirin, kafir olan kavmin üzerine bize yardımcı ol ya Rabbi dediler. Şimdi bu e, müminlerin duası ve müminlerin duasından öncesiyle e, alakalı olaraktan Allah Azze ve Celle burada müminleri vasfederken veya müminler Allah'ın yardımını hak edenleri vasfederken dedi ki Allah sabır edenlerle beraberdir dediler. Sabır ne demektir? Sabrın kelime anlamını hatırlayan var mı? Sabır ne demekti? Hapsetmek. Değil mi? Çok güzel. Şimdi Allah azze ve celle sabretmeyi hem emrediyor Kur'an'da hem de sabreden müminleri, sabreden müminleri övüyor. Mesela her olayın yaşanan her olayın sabrı kendi cinsindendir. Biz daha önce sabrı nerede görmüştük? İşte e, başlarına bir musibet geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyen ve sabredenler. Onları müjdele demişti Allah Azze ve Celle. Başına bir musibet geldiğinde, bir yakını vefat ettiğinde mesela sabır ne demektir orada? Nefsi hapsetmek, Allah'ı razı etmeyecek ve kadere isyan cinsinden olan sözleri söylemekten kişinin kendini alıkoymasıdır, hapsetmesidir örneğin. Peki burada soru şu. Veya diyelim ki bir adamı Allah Azze ve Celle mal ile imtihan etti. Mala sabretmek ne demektir? Yani o malı Allah'ın razı olmadığı bir yerde harcamamak ve kazanırken Allah'ın razı olmadığı bir yerden kazanmamaktır. Nefsin buna yönelik isteklerine karşı nefse gem vurmak, nefsi hapsetmek bunun adı sabırdır. Peki savaş meydanında sabır ne demektir? Savaş meydanında sabır e, ne demektir? Bunu Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle tefsir ediyor zaten. Yani savaş meydanında sabrın ne olduğunu Allah bize kendisi tefsir ediyor bize. Nerede? Bu Ali İmran suresinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud günü öldüğüne dair bir şaya yayıldığında müminler kısımlara ayrıldılar. Bazısı dedi ki Muhammed yoksa bu iş bitmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Kimisi dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin olmadığı dünyada bir hayır yoktur. Yerine oturdu. Kimisi de dedi ki kalkın Muhammed'in üzerine öldüğü şey üzerine siz de ölün dedi. Yani sahabeler farklı gruplara ayrıldılar. Allah azze ve celle de ayet-i kerime indirdi. Hepinizin bildiği meşhur ayet. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce peygamberler de gelmiştir, geçmiştir. O vefat ettiğinde veya öldüğünde siz gerisin geriye mi döneceksiniz dedi. Sonra yani Allah müminleri... Ee, bu ayet kelimeyle azarladıktan sonra, onlara yol gösterdikten sonra olması gerekeni tarihten bir peygamber ve onun yanındakiler üzerinden anlattı. Dedi ki, وَكَأَيِّ مِنْ نَب۪يِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّنَ kesir Öyle peygamberler vardır ki, onlarla beraber Rabbani olan savaşçılar, onlarla beraber Allah yolunda savaşmışlardır. Sonra saydı onların özelliklerini. فَمَا e, وَكَئِيمِ النَّب۪ينَ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar Allah yolunda başlarına gelen musibetlerden dolayı gevşekliğe düşmediler. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا Zayıflığa da kapılmadılar. وَمَسْتَكَانُوا <laughs> Yerlerine çakılıp da kalmadılar. Yani istikane bir insanın sükunete ermesi, bir yeri yerleşik hale getirmesi. وَاللّٰهُ <laughs> يُحِبُّ Allah sabır edenleri sever. Yani Allah Azze ve Celle bu üç sıfatın sahibi olan insanları Allah bunları sever demedi. Allah sabır edenleri sever dedi. Biz anladık ki savaş meydanında sabır göstermek ne demektir? Savaşa çıktınız, ummadığınız işler başınıza geldi. Ne gibi? Mesela ordunun bir kısmı sizi bıraktı gitti. Uhud savaşında ve Talut'la Calut'un ordusunda olduğu gibi mesela. Karşınızda sizinle eşit savaşacak bir düşman beklerken Yer mülk olduğu gibi 8 katınız, 9 katınız bir düşman karşınıza çıktı. Mesela diyelim ki eski zamanlar için söylüyorum, şimdi de olabilir. E, azık götürdünüz yanınızda, azıklarınıza kurt düştü, fare girdi, bir kötülük oldu, bütün erzağınız helak oldu. Günümüzde olduğu gibi erzak deponuza bir tane bomba girdi, bütün erzağınızı e, yiyeceğinizi yerle bir etti. Bunlar hepsi savaşta bir Müslümanın ummadığı, karşılaşmayı istemeyeceği şeyler. İşte bunlar insanın karşısına geldiğinde bir insan gevşekliğe kapılmıyorsa, zayıflığa düşmüyorsa, kendini zayıf görmüyorsa, ben hareket etmem, yerimde durmam demiyorsa, bunların zıddına davranıyorsa bu insan sabredenlerdendir. Sabırdan kastedilen şey bu. Yani savaşın sabrı nefsi hapsetmek, savaşta umulmadık bir durumla karşılaşıldığında nefsin kaçmak, bırakmak, terk etmek gibi isteklerine karşı kişinin kendi nefsine gem vurması, gem vurması demek. Vallahu <laughs> İşte böyle olanlara gelince diyor Allah Azze ve Celle, Allah bu sabredenlerle beraberdir. Sonra Allah müminlerin duasını bize müminlerin duasını bize öğretiyor. Müminlerin duasının en başında ne var? En başında sabır var zaten. Çünkü bir insan imtihana düşer olduğu zaman en fazla ihtiyaç duyduğu şey sabır olduğundan dolayı müminlerin ilk talep ettikleri şey sabırdır. İster savaş imtihanı olsun, ister başka başka imtihanlar olsun. Onun için Allah'tan sabır istiyorlar. Lakin sabrı isterken çok ilginç bir sigayla istiyorlar. Rabbena efrig aleyna. Mesela Rabbena sabbirna diyebilirler. Yani Arapça doğru bir kullanımdır. Atina sabran diyebilirler. Mesela e, bize sabır. Atina sabran. Bize sabır ver Allah'ım diyebilirler. Onlar ne diyorlar peki? Efrig aleyna sabran. Yani e, ifrak bir şeyi yukarıdan aşağıya doğru tamamıyla boşaltmak demek. Adeta kendilerini bir kap gibi kabul ediyorlar ki bu kalptir. Yani insanın kap olarak taşıdığı şey insanın kalbidir. Ya Rabbi bu kabı ağzına kadar şeyle doldur, sabırla doldur. Sabırdan başka hiçbir şey orada yer almasın e, demiş gibi oluyorlar. İkincisi وسببت أقدامنا Ve bizim ayaklarımızı sabit kıl. Geçen dersimizde de hatırlarsanız söylemiştik. Demiştik ki insan kendisinde zuhur eden bir korkuyu yenebilir. Mesela açlık korkusuyla karşı karşıya kaldığı bir insan kendi kendine bir takım telkinlerle, güzel itikatla bunu yenebilir. Lakin insan tabiatında taşıdığı korkuların üçü dördü aynı anda harekete geçmişse ki şeytanın işi budur zaten. Zorluk zamanında insanın taşıdığı bütün korkuları harekete geçirmektir. Bunu Allah'ın yardımı olmadan, Allah'ın ayakları sabit kılmadan insanın bu korkuyu aşması mümkün. Böyle vaazla, nasihatle Güzel sözle, Kur'an'dan bir ayet dinlemekle bunları çözmek mümkün değildir. Ancak Allah kendi katından karar verecek. Allah Azze ve Celle bir mümini irade edecek veya daha doğru bir ifadeyle irade edecek. Müminin ayağını sabit kılacak ki müminin ayakları sabit kalabilsin. Onun için Müslümanların dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen bütün dualarında en temel öğelerden bir tanesi Allah'ın bizim ayaklarımızı sabit kıl meselesidir. وَسَبِّتْ أَقْضَهَمَنَا وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ kafirin <الْكافرين> Ve neticeyi de bize göster. Yani sadece bizi sabırlı kıl, ayaklarımızı sabit kıl, kaçmayalım. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim değil. Zaten müminlerin tek isteği bu olmaz hiçbir zaman. Bununla beraber bize dünyanın güzelliğini de göster. Zaferi, izzeti de bize tattır. Allah Azze ve Celle'den bunu da istiyorlar. Aynı zamanda ikisi bir arada olsun diyorlar. Evet. Allah Azze ve Celle bunun üzerine diyor ki فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ Bu ordu onları Allah'ın izniyle hezimete uğrattı. Şimdi fa bir atıf harfi biliyorsunuz nahiyden gördüğümüz kadarıyla. Lakin ne anlam ifade ediyor? Bir şeyin bir şeyin akabinde geldiğini, bir şeyin bir şeyin hemen peşinden geldiğini gösteriyor. Yani sanki müminlerin şöyle anlamasını istiyor Allah Azze ve Celle. Onlar dua ettiler, daha ellerini aşağıya indirmeden hezimet, hezimet gerçekleşti. Bu duanın hemen akabinde Allah Azze ve Celle onlara yardım etti ve bu ordu, diğer orduyu orduya karşı zafer kazandı diyor Allah Azze ve Celle. Tabi ki bir ki iznillah. Allah'ın izni, Allah'ın dilemesi, Allah'ın meş'iyeti içerisinde bu oldu diyor. Şimdi burada biz buraya kadar olan kısımdan şunu gördük. Uzun bir zillet döneminden sonra e, bu zilleti üzerlerinden atmak ve yeniden ayağa kalkmak isteyen bir ümmet, bir topluluk vardı. Zorlu bir yolculuktan, zorlu bir seyirden, dökülmelerden sonra çok azınlık bir bir grup kaldı ve Allah azze ve celle bu azınlık gruba kendi izni ile e, şey yaptı. Kendi izniyle ile başarıya ihsan e, eyledi. Bunlar zafere, zafere ulaştılar. Şimdi biz buradan şuraya kadar olan kısımdan şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Buradan gördüğümüz kadarıyla e, tarihteki büyük değişiklikler veya tarihte var olan e, bir defteri kapatıp bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açma cinsinden olan. Hani bazıları buna çağ kapatmak diyorlar, çağ açmak, çağ kapatmak diyorlar. Bazıları buna yeni bir ümmetin yeni bir imparatorluğun doğuşu diyorlar. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Hiçbir zaman bu büyük değişimler büyük kalabalıkların eliyle olmamıştır. Hiçbir zaman büyük değişimler büyük kalabalıkların eliyle olmamıştır. Büyük değişimler toplumların ve ümmetlerin içerisinden seçkin ve azınlık olan bir grubun eliyle eliyle gerçekleşmiştir. Yakın zamana bakın. Bunun örneklerinden bir tanesini hemen çok yakın zamanda görebilirsiniz. Mesela ee, diyelim ki son dönemde var olan şey değişiklikleri düzen değişikliklerine bakın. Mesela bunun bir örneği şeydir İran'dır. İran'da bir düzen değişikliği oldu. Ya bundan yaklaşık 40 sene 40 sene önce yeni bir şey kuruldu. Yeni bir düzen kuruldu. Ha bu düzeni Batı mı kurdu? İranlılar mı kurdu? Orasında orasını konuşmuyoruz şu anda. Allahu alem. Ama asıl e, söylenmesi gereken şey şudur. Bu düzeni kim kurdu? Zahiren bakıldığı zaman sokaklara dökülen sokaklara dökülen halk kurdu. Peki aslı doğru böyle midir? Hayır. Bu düzeni daha medresedeyken küçük çocuklara hikaye kitapları yazan yazdığı bu hikaye kitaplarıyla da bu içinde bulunduğumuz durumun kader olmadığını yani bizi kandırdıklarını mollaların bu bir kader değil. Mecbur değiliz biz bunu yaşamaya. Tamam Allah bunu bizim başımıza getirmiş olabilir. Bu anlamda kaderdir. Ama Allah bize şeriatla direnmeyi değil mi? Karanlığı yırtmayı da Allah azze ve celle bize bize emrediyor. Yani bu kaderi, Allah'ın kaderini Allah'ın şeriatıyla değiştireceğiz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirerek Allah'ın başka bir kaderi bizim için takdir etmesini Allah'tan talep edeceğiz. Böyle seçkin bir zümre oluştu toplum içerisinden. Bunların yönlendirmesiyle, bunların planlaması ve programlamasıyla o azınlık olan insanın İran'da bir düzen değişimi oldu. Yakın zamanda Aynısını mesela Orta Doğu'da biraz daha Sünni kabul edilen ülkelerde aynısı yaşandı. Yani aynı İran'da olduğu gibi halklar sokaklara döküldü, aynı kalabalıklar her kesimden insan sokaklara çıktı. Lakin netice hüsran. Yani ne bir düzen değişikliği oldu. Hatta şu an hangi Arap ülkesine giderseniz gidin e, Arap baharından önceki zulüm dönemini adamlar mumla arıyorlar. Keşke diyorlar Saddam olsaydı, Kazafi olsaydı, işte Esad kalmış olsaydı ama bu şey olmamış olsaydı. Ha, bu halkın bakış açısını e, söylüyorum. Sebep ne? Çünkü bu hareketleri yöneten ve yönlendiren seçkin bir zümre, seçkin bir zümre söz konusu değildi. Kalabalıklar hep beraber bu işi yapmak istediler. Çok büyük kalabalıklar. Çok büyük kalabalıkların çok büyük neticeler alması mümkün değildir. Çünkü aralarında fikir birliği, gönül birliği, inanç birliği olmadığı için belli bir noktadan sonra birbirlerini yemek zorunda kalırlar. Mısır örneği bunun en iyi örneği. Mesela büyük kalabalıklar yola çıktılar. Sonra ikiye bölündüler. Bir grup Sisi'yi desteklemeye başladı. Ee, gelen askeri e, inkılabı destekledi veya darbeyi. Bir grup ihvanı desteklemeye başladı. Onun için şu her zaman yanlış bir beklentidir. Yani e, Rabbani bir zafer... Allah azze ve celle'nin istediği gibi bir zafer için sayının çok olması mesele değildir. Yani sayı çok olmasın anlamında bunu söylemiyoruz. Lakin bu çok sayıyı idare eden, bunları yöneten, yönlendiren, bu çok sayının örnek aldığı eğer seçkin, yetişmiş, terbiye olmuş, belli imtihanları atlatmış bir liderliğe, bir yönetime gönülden bağlı değillerse, sayı ne kadar fazla olursa olsun zafer gelmez. Gelirse de işte Arap Baharı'nın zaferi gibi yalancı fecir gibi olur yani. Hani gözü aldatır ama hemen akabinde tekrardan kaybolup yerine başka bir şey gelir. Onun için burada Allah Azze ve Celle bize böyle bir ders, böyle bir ders veriyor. Bunun mesela en buna aykırı gibi görünen örnek Allah Resulü'nün döneminde Müslüman olan insanların sayısının neredeyse Ceziretul Arabın tamamına ulaşmasıdır ve onunla beraber fetihlere çıkmalarıdır. Lakin daha Allah Resulü'nün vefat etmesine bir sene kala bu kalabalıklar Kökünden çatırdamaya başladılar. Yani hani bir çınar, böyle çok uzun yıllar ayakta kalmış bir çınar, kökünden çatırdamaya başladığı zaman çok kötü bir korku salar etrafa. Çünkü onun ayakta olması lazım normalde. Ama kökünden sesler geliyor, e, feci bir şey olacak orada, yıkıntı olacak demektir. Allah Resulü daha vefat etmeden İslam toplumu kökünden çatırdamaya başladı. Peki çatırdayanlar kimler? Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmemiş olan, o azınlığın dışında kalan, Azınlığın dışında kalmış olan çoğunluk Onun için Müslümanlar sayı çoğaltmaktan daha ziyade e, ne yapma neye talip olmalıdırlar az da olsa öz olan söz dinleyen itaat eden imtihanlar karşısında sabır gösterebilen seçilmiş bir nuhbe e, böyle bir yapıya böyle bir böyle Müslümanlara Talip olmalıdırlar ama biliyorsunuz kalabalıkların bir şehveti var yani kalabalıkların şehveti içkinin kadının şehvetinden çok daha kötü bir kötü bir şehvettir. Kalpleri, akılları, beyinleri Allah bullak eden bir şehvettir. Onun için çoğu yönetici, çoğu lider çoğu yerde kalabalıkların şehvetine aldanıp seçkin bir zümre yerine daha kalabalık daha fazla, daha hani şöyle düşünüyor 100 tane, 200 tane adamın çıkar çıkaracağı sesle 10 bin tane adamın çıkaracağı ses birbirinden farklıdır. Hani bakış açısı bu. Mantık olaraktan doğru. Lakin en ufak bir sıkıntıda o on bin tane adamdan zaten geriye gene 100 tane 200 tane adam e, kalıyor. Zaten sıkıntı yoksa 100 tane adam da yeter, 10 bin tane adam da yeter. Sıkıntı varsa o 10 bin tane adam kalmayacağına göre e, yerinde. Öyleyse o kalan kalan insanları güzel yetiştirmek gerekir. Bu kısada Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği belki de en önemli e, meselelerden bir tanesi budur. Zafer seçkin toplulukların elinde meydana gelir. Zaten müminler de farkındaysanız geçmişe atıf yaparken nice az topluluk diyorlar. Yani sanki bu Allah'ın değişmez kaderiymiş gibi nice az topluluk çok topluluğu yenmiştir diyorlar. Allahu alem. Bir de burada Allah azze ve celle bize e, zaferin gelebilmesi için e, sonucun zaferle sonuçlanabilmesi için veyahut da üç tane madde saydı. Yani Müslümanların zafer elde edebilmeleri için bu kısanın tamamında bizim için üç tane madde saydı. Bunlar neydi? Bu maddeler bir sabır. İki, dua. Değil mi? Peki üç, iyi, yani iyi bir komutan ve bu komutana itaat eden sözünü dinleyen disiplinli bir ordu. Bu da üçüncü, üçüncü sebep. İyi bir komutan ve komutanın sözünü dinleyen e, disiplinli disiplinli bir ordu. <laughs> Burada zımnen zikrettiği Allah Azze ve Celle'nin yani açıkça ismini söylemediği, zımnen zikrettiği ama Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde Allah Azze ve Celle'nin ismiyle zikrettiği başka bir sebep daha var, o da takva. Değil mi? Dört tane Allah Azze ve Celle bizi zafere götürecek, dört tane sebebi Kur'an-ı Kerim'de özetledi. Ha, bu sebeplerden her biri açıldığı zaman yüzlerce, onlarca maddeye dönüşebilir. Ama özünü söylüyoruz. Sabır, dua, iyi bir komutan, tecrübeli bir komutan ve ona itaat eden disiplinli bir ordu bir de bir de takva diyor Allah Azze ve Celle. Sabrın ne olduğunu öğrendik mi? Öğrendik. Zaten dersin içerisinde anlattık sabır. Yani ummadığın durumla karşılaştığında gevşekliğe kapılmadan ayakta dimdik durmak, vazifeni yerine getirmek için aynı şevkle, aynı çabayla davranmak bu sabırdır. İkincisi duadır e, dedik zaten. E, belki bunların içerisindeki en etkili madde dua maddesidir. <laughs> Niye dua maddesidir? Çünkü burada bakın Allah Azze ve Celle bize lugat üzerinden bunu anlattı. Dedi ki onların dua etmesinin hemen akabinde Allah'ın izniyle o orduyu hezimete uğratılar. Bedir savaşı için de Allah aynısını söyledi. İstestagisûne rabbekum festecâbe Siz Rabbinize den yardım talep ediyordunuz, gavs talep ediyordunuz. Allah Azze ve Celle hemen akabinde size yardımda bulundu. Onun için alimlerimiz bize buradan bir kaide öğretmişler demişler ki Allah'ın yardımı kulun duası oranındadır. Yani kul ne kadar kendi gücünden teberri eder, kul ne kadar kendi silahından, kendi askerinden teberri eder, alemlerin Rabbi olan Allah'a güvendiğini, dayandığını ondan isteyerek, ona dua ederek ortaya koyarsa Allah'ın yardımı o kadar çabuk ve o oranda gelir demişler. Bu ikincisi. Üçüncüsü ise Allah Azze ve Celle'nin bize söylediği, bu olayda anlatmış olduğu İyi bir komutan ve ona itaat eden disiplinli bir ordu e, diyor Allah Azze ve Celle bize öğretiyor. İyi bir komutandan kastettiğimiz nedir? Kıssanın içinde Allah bize iyi bir komutanın özelliklerini anlattı. Yani şayet bir ümmet elini kaldırsa Allah'ım dese bize e, aynı bu Beni İsraillerin peygamberlerine söylediği gibi Allah'ım bize kendisiyle beraber savaşacağımız ve bu zilletten kurtulacağımız bir komutan gönder dese, Allah nasıl bir komutan gönderiyor? İlim sahibi cesedi cüssesi düzgün olan, tecrübe sahibi, yani hiçbir zaman ordunun söylemlerine inan kanaraktan hareket etmeyen, kendi kurallarına, kendi kaidelerine göre ordusunu disipline eden, dizayn eden, bir de Allah'a güveni tam olan. Yolda kim kendisini yarı yolda bırakırsa bıraksın, yarı yolda bırakanların bırakmasına değil, Allah'ın vaadine gözünü dikmiş olan, Allah'a olan güveni tam olan bir komutan. Bu dört tane sıfatı kendinde bulunduran insan rabbani bir komutandır. Allah'ın tercih ettiği bir komutandır. Ordu da zaten burada gördüğümüz gibi ne tür şartlarla karşılaşırsa karşılaşsınlar verdikleri birinci sözü bozmayan ve itaat konusunda gevşeklik göstermeyen bir ordu. Bu üçüncü sebep zaferin sabır, dua bu. Dördüncüsü de burada olmayan ama Allah'ın başka ayet burada zımnen olan, başka ayetlerde açıkça zikredilen takva. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyordu Müslümanlara? Ee, meleklerin yardımıyla ilgili. Bela in tasbiru ve tettequ ve yatuukum min faurihim hada yumditkum rabbukum bi Evet, bilakis siz ederseniz ve takvalı olursanız size Rabbiniz 5000 tane melekle hemen akabinde yani bu sabrınızın ve takvanızın akabinde Rabbiniz size yardım gönderir diyordu. Başka bir ayet-i kerimede Allah diyordu ki Bela in tasbiru ve tettequ la yedurrukum keyduhum şey'a. Siz sabırlı olursanız ve ehli takva olursanız Allah'ın onların kurmuş oldukları tuzakların hiçbir tanesi size zarar vermez diyordu Allah azze ve celle. Zaten takva dediğimizde biliyorsunuz üç şeyi kastediyoruz. Takva sakınmaktı. Bir Müslümanın sakınmasıydı. Bu sakınmaktan kastettiğimiz neydi? En başta şirkten, Sonra Allah'ın haramlarından, büyük günahlardan, masiyetlerden, sonra da sünnete ittibanın dışına insanı çıkaracak, peygamberlerin yaşamadığı bir dini yaşamaya insanları götürecek bid'atlerden sakınmak. Bu üçünden insan sakındığı oranda şeydir, müttakidir. Zaten birincisi, yani şirkten sakınma olmadığı zaman kişi hiç bu anlattığımız konunun içine bile dahil olmaz. Çünkü ehli İslam değildir. Geriye ne kalıyor? Aslında takvada bizi daha çok ilgilendiren masiyetler ve bid'atler konusunda bir yapı, bir ordu ne kadar masiyetlerden ve bid'atlerden arınmışsa o kadar zafere yakınlaşmış demektir. Ne kadar masiyet ve bid'at kendilerine bulaştırmışlarsa o kadar yardımdan kendilerini uzaklaştırmışlar demektir. Onun için bu dört tane şart Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin bize öğretmiş olduğu şartlardan. Yani sadece şey yapmak yetmiyor. Hani bir yapının veyahut da bir ordunun zafer kazanmayı istemesi, içinde bulunan zillet durumunun dışına çıkmayı talep etmesi, izzete talip olması bunlar tek başına yetmiyor. Veya bunlar için yola çıkmak, bunlar için hareket etmek, bunlar için adım atmak da tek başına yetmiyor. Bunlarla beraber maddi ve manevi bir takım esbabı yerine getirmek gerekiyor. Takva, sabır, dua, bir de disiplinli komutanıyla, ordusuyla disiplinli bir ordu kurmak. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin bize ayet-i kerimenin içerisinde anlattıkları. Şimdi e, buraya kadar olan kısımda Allah Azze ve Celle bize ordunun zafer kazandığını anlattı. Peki burada fehezemuhum bi iznillah Allah'ın izni ile zafer kazandılar diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'in neresini açarsanız açın eğer bir savaş söz konusuysa ve Müslümanlar da o savaşta galip gelmişlerse mutlaka olayı bitirdiğinde Allah son cümleyi bu zafer Allah'tandır. Ve men nasru illa min indillah. Yardım sadece ve sadece zafer sadece ve sadece Allah katındandır der. Ya da burada olduğu gibi fehezemuhum bi iznillah eder. Niye Allah azze ve celle Uhud'un, Bedir'in, Ahzab'ın hepsinin akabinde farklı bir uslupla zaferin Allah'tan geldiğini Müslümanlara özellikle hatırlatıyor? Çünkü zafer umumen insanoğlunu şımartır. Ve insanoğlu zafer kazandıktan sonra zaferi kendine nispet eder. Yani kendi çalışmasıyla, kendi gücüyle e, bunun olduğunu düşünür. Allah müminlerin akidelerinin o kadar safi ve temiz kalmasını istiyor ki yani zerre kadar duygu dünyalarına bile böyle bir kötülüğün bulaşmasını istemiyor Allah Azze ve Celle. Yani biz savaştık, biz yaptık, biz yorulduk, biz öldük değil. Allah'ın izniyle kazandık. Peki soru şu. Hakikatte bu adamların bu zaferde hiç mi payı yok? Yani bunlar evlerinden çıkmasaydı, komutanlarıyla beraber sebat etmeseydi, komutanlarını dinlemeseydi, komutanları plan program yapmasaydı bu savaş kazanılır mıydı? Bu savaş kazanılmazdı. Bedir gününü düşünün. Yani Allah diyor ve men nasru illa min indillah. Savaşın akabinde o müminler o planlamayı, programları yapmasalardı zaferin olması mümkün müydü? Değil miydi? Zaten İslam'ın kader anlayışı esbabı reddetmemizi bizden istemiyor İslam. Esbaba yapışmamızı istiyor. Esbabın sonuçlar üzerinde etkisi var ki Allah Azze ve Celle esbaba yapışmamızı istiyor. Mesele bu değil. Yani bizim yaptıklarımızın sonuç üzerindeki etkisi hem şeriat tarafından hem akıl tarafından kabul edilmiştir. Konu bu değil. Her olay bittiğinde Allah Azze ve Celle Müslümanların o sayfayı kapatıp kendilerine hiçbir pay çıkarmadan bütün payı, bütün güzelliği alemlerin Rabbi olan Allah'a vermelerini istiyor. Bu da müminin Allah'a karşı akidesini korumak için, kendi nefsine karşı vehme kapılmaması için Allah Azze ve Celle'nin müminlere öğrettiği bir şeydir. Yoksa elbette bu ordunun zaferde payı vardır. Ama sonucun hepsi güzelliklerin, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ Şimdi buraya kadar çok ilginç bir... E buradan sonrasında çok ilginç bir sahneye geçeceğiz. O da şöyle. Şimdi savaş nasıl kazanıldı? Allah zaferin Allah'tan olduğunu söyledi ama savaş nasıl kazandı Müslümanlar? Wa qatala Davudu Jaluta. davut öldürdü. Wa atahu Allahu'l mulke. Allah Davud'a mülk verdi, yöneticilik verdi. Ve hikmete hikmet verdi. Ve allemehu ve ona öğretti mimma yasha. Allah dilediğinden Davud'a öğretti. Şimdi düşünün. Burada çok ilginç bir şey var. Savaşı niye kazanıyor Müslümanlar? Davut diye bir gencin karşı ordunun çok böyle insanları ürküten ordunun yarısının savaşı terk etmesine sebebiyet veren komutanını öldürmesi sebebiyle karşıdaki ordu şeye uğruyor. Gevşekliğe düşüyor. Komutanımız öldü diyorlar. Savaşı bırakıyorlar ve Müslümanlar savaşı kazanıyorlar. Sorun burada değil. Ya yani bu normal bir şeydir. Çoğu yerde zaferler komutanların ölmesiyle kaybedilir. Yenilgi komutanın ölmesiyle gelir. Bu normal. Lakin buradan normal olmayan, yani asıl dikkatimizi celbeden bu Davud kim? Nereden çıktı? Kıssanın başından beri bu çocuk neredeydi? Bu hani böyle işte komutanın sağ kolu olan, sürekli komutanla beraber olan, müminlere öğüt veren, aman ha doğruyu yapın, yanlışı yapmayın diyen böyle bir adam yok. Kıssanın içerisinde zikri geçmiyor. Geçen dersimizde de söylediğimiz dedim ya kıssanın sonunda tekrar buraya döneceğim bu noktaya döneceğim diye. Allah yeryüzüne zafer takdir edip bir orduya hezimet, bir orduya zafer yazmışsa bir çocuğu davut yapar, müminlerin önüne koyar. Bir oku, bir kılıç darbesini, bir mızrak darbesini veya İsrailiyatta anlatıldığı gibi sapandan çıkan bir tane taşı o küçücük ordunun o koskoca orduya zafer sebebi zafer sebebi haline getirebilir. Bunu bir tek kim yapabilir? Bunu bir tek alemlerin Rabbi olan Allah. Allah yapabilir. Ondan başka hiçbir güç, Ondan başka hiçbir denge bu şekil bir zafer hazırlaması mümkün değildir. Bunlar hepsi ne için anlatılıyor kardeşler? Ta ki Allah Azze ve karşı olan güvenimizi, ona olan tevekkülümüzü, ona karşı olan hüsnü zannımızı muhafaza edelim diye. Yani sen kısa buraya kadar sana anlatılsa, فَهَزَمُهُمْ bi iznillah dense, sonra deser ki hadi oturun, düşünün. Kısanın sonrası yok. Bu adamlar nasıl bu zaferi kazandılar deseler, her şey aklınıza gelir. Ama hiç ordunun içerisinde ismi cismi zikredilmeyen bir tane gencin e, kralı veya da komutanı öldürmesi sebebiyle karşı ordunun zayıflığa düşeceği ve artık işin ilginç bir tarafı o ismi cismi hiç olmayan o peygamber Davut peygamber İsrail oğullarında artık yepyeni bir dönem güç ve kuvvet dönemini başlatacak. Çünkü Davut gelecek. Allah azze ve celle kainatı onun emrine verecek. Dağlar onunla beraber Allah'a tesbih edecek. Kuşlar onunla beraber Allah'a tesbih edecek. Bununla yetinmeyecek Allah ona Süleyman gibi bütün ordularını kendisini hizmetine verdiği bir tane çocuk nasip edecek. Artık Süleyman Aleyhisselam meseleyi aşacak, cinleri kullanacak. Siz cinler gelin bana ev yapın diyecek. Siz insanlar gelin bana saray yapın, saray yapın diyecek. Kuşları posta elçisi olaraktan kullanacak. Allah İsrail oğullarına böyle bir dönem başlatacak. Yani tarihlerinde gördükleri en izzetli dönem Davut Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam'ın dönemidir. Peki bunun başlangıcı nedir? Bunun başlangıcı bir tane çocuğun tarih sahnesine çıkmasıyla alakalıdır. Allah diler ise, Allah diler ise bir tane çocuktan insanların asırlar boyunca izzet yaşayacağı bir dönemi dönemi açabilir. Mehdi Aleyhisselam yani İslam ümmetinin ahir zamanda bekledikleri güzellik yılları. Yani yeryüzünün hepsi zulüm ve adaletsizlik dolmuşken Allah benim soyumdan ismi benim ismin babasının ismi benim babamın ismi olan bir komutan gönderecek. Yeryüzünü adalet ve huzur dolduracak diyor Allah azze ve celle. Kim bu adam? Mehdi. Nasıl böyle çok çok böyle takvalı işte Müslüman ordularını daha önceden yönetmiş, büyük medreseler kurmuş, yaşadığı dönemin en büyük alimi olan biri mi? Ebu Davud'un hadisinde Allah Resulü diyor, "Yuslihuhu Allahu fi leyleh." Allah onu bir gecede ıslah edecek. Yani Öyle çok da fazla bir ümmetin başına geçecek sıfatlara sahip olan bir adam değil. Ama Allah irade edecek, Allah dileyecek, bir tane genci ıslah edecek Peygamberimizin soyundan ve bütün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini e, ahir zamanda tekrardan o 1400 sene önce yaşadıkları veya bugün için söylüyorum asr saadetteki o izzet dönemine döndürecek. Onun için Allah mümin Rabbine, Rabbine baktığı zaman Rabbinin neler yapabileceğini düşündüğü zaman kendi acziyetiyle veya tarihte gördüğü yaşanan bir takım güzelliklere Allah hapsetmemesi lazım. Yani zafer denince senin aklındaki en ilginç zafer nedir? Herhalde yapsa yapsa Allah bunu yapar diye. Allah'ı senin kendi hayal dünyana hapsetmemen lazım. Çünkü Allah idrak edilecek. Allah da idrak edilecek değildir. Gücü de idrak edilecek değildir. Zatı da idrak edilecek değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır da daha ne olsun? Her şeyi yaratan, her şeyden haberdar olan, her şeyi ilmiyle kuşatmış olan ama hiç kimsenin kendisini kuşatamayacak olan Allah'tır. Madem böyle bir Allah'tır, öyleyse içinde yaşamış olduğumuz şu olumsuz, şu kötü durumu, içinde yaşadığımız durumun kötülüğü ve bizim kendi günahlarımız ve kendi aziyetimizle değerlendirmeyeceğiz. Vallahi Allah dilerse İsrail oğullarına Davut çıkardığı gibi, onun öncesinde Talut çıkardığı gibi, ahir zamanda bu ümmete Mehdi çıkaracağı gibi müminlerin yaşamış oldukları dönemde bütün müminlerin gönlünü bir yere toplayacak, onlarla disiplinli bir ordu kuracak ve içinde bulundukları zilleti, izzete çevirecek bir peygamber gönderebilir. Nasıl gönderir? Ne şekilde bunu yapar? Allahu alem. Nasıl ki burada anlatılan bize bu şekliyle anlatılmasaydı bizim bunu tahayyül etmemiz mümkün mümkün değildi. Hakeza Allah'ın bunu nasıl yapacağını bizim tahayyül etmemiz mümkün değil. Onun için müminler en zor dönemlerinde bile Allah'a karşı hüsnü zanlarını korumakla mükelleftirler. Bizim en büyük kaybımız nedir biliyor musunuz kardeşler? İslam ümmeti olarak söylüyorum. Bizim en büyük kaybımız genel olaraktan içinde bulunduğumuz işte insanların bu dini yardımsız bırakması, insanların rahatlarına düşkün düşkün olması, müminlerin hepsini toplayacak bir komutandan yoksun olmamız. Bunlar değildir ha. Bunlar hepsi Allah'ın kun demesiyle olacak şeylerdir. Bunların olması, aha gördük bak zor bir şey değildir. Bizim en büyük kaybımız İslam ümmetinin asırlardır Allah'a karşı hüsnü zanlını kaybetmiş olmasıdır. İslam ümmetinin Allah'a karşı güvenini, güvenini yitirmiş olmasıdır. Güvenmiyoruz Allah'a. Biz Allah'a güvenmediğimiz için Allah da tarihte ona güvenen kullarına nasip ettiği zaferi, zaferi bize nasip etmiyor. Mesela Allah Resulünü düşünün. Bütün Mekke peşine düşmüş. Şeyin eee mağaranın içindeler. Ebu Bekir radıyallahu anh ona diyor ki ey Allah Resulü bunlardan bir tanesi başını şöyle aşağıya ayırsa, ayağının ucuna baksa bizi görecek. Yani bir nefes mesafesi birbirlerine birbirlerine yaklaşmışlar. Peki Allah Azze ve Celle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ne diyor? مَا بَالُكَ بِسْنَيْنِ اللّٰهُ سَالِسُهُمَا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Sen iki, üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkındaki zannın nedir ey Ebu Bekir? Diyor. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Diyor. E Allah onlarla beraber oluyor mu peki? Oluyor. O bir nefes mesafesindeki müşriklerin gözlerini kör ediyor. Ta oradan Medine'ye kadar Peygamberi ve Ebu Bekri bu sözün hatırına Allah Azze ve Celle muhafaza, muhafaza ediyor. Yani en zorlu zamanlarda bile, en kötü zamanlarda bile mümin Allah'a karşı hüsnü zanını korumakla mükelleftir. Çünkü zorluk bizim için zorluktur. Zillet bizim için zillettir. Kötülük bizim için kötülüktür. Bunların hiçbirinin alemlerin Rabbi olan Allah'ın katında hiçbir kıymeti yoktur. Yani... Hangi durum Allah'ın onu değiştirmesi konusunda onun kudretine engel olabilir ki? Var mı böyle bir düşünün, bütün yeryüzündeki insanlar toplansın, bir senaryo yazsınlar, bir durum ortaya koysunlar. Şu durum, Allah bu durumu değiştiremez, Allah'ın gücü bu durumu değiştirmeye yetmez, e yetmez desinler. Diyebile, diyebileceğimiz bir şey var mıdır? Yoktur. Öyleyse Allah'a karşı güveni kaybetmemizin, Allah'a karşı hüsnü zanını kaybetmemizin de bir şey yoktur. Bir anlamı yoktur. Bu sadece böyle belki biz çok büyük bir hadise üzerinden bunu anlattık ama tek bu değil mesele. Yani bunu hayatın bütün alanlarına e, teşmil edebilirsiniz. Ne olursa olsun. Rızık konusuna, işte çocuk eğitimi konusuna, insanın kendiyle alakalı konulara. Yani insanın kendi günahları, kendi eksikleri, kendi gevşeklikleriyle alakalı konulara. Çoğu yerde ister ferdi olsun, ister toplumsal olsun, isterse ümmet bazında olsun... İnsanların kaybettikleri nokta birinci halka Allah'a güven ve Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zanını kaybetmeleridir. Böyle olunca da maalesef ümmet birinci halkayı kaybettiği için ondan sonrasının varlığı veyahut da yokluğunun insanlar üzerinde hiçbir etkisi söz konusu değildir. Belki bu kısada en fazla öğreneceğimiz şeylerden bir tanesi de budur diyebiliriz. Ne yaptı Allah Davut diye bir genci sahneye çıkardı. Bu Davut Aleyhisselam Calut'u nasıl öldürdü? Buna dair ne Kur'an'da ne sünnette bizim elimizde bilgi yok ama İsrailiyat kaynaklarında halk arasında da yaygındır. Biliyorsunuz. İşte bu sapan değil de bu hani Filistinli çocukların böyle salladıkları bir şey var fırlatıyor. Zaten onun da oradan geldiğini söylüyorlar. Yani bu Davut'un sünnetidir diyorlar. Onlar bunun ile bir taş fırlatıp o adamı öldürdüğünü eee söylüyor kaynaklar ama Allahu alem. Biz sadece öldürdüğünü öldürdüğünü biliyoruz. Peki Allah azze ve celle Calut Davut Aleyhisselam'a bunun üzerine bazı şeyler veriyor. Yani artık bakın dikkat edin. E, Talut vazifesini tamamladı. Talut'un vazifesi bundan sonra bitti. Allah ne diyor? Davud'a Allah mülkü verdi. Davud'a Allah hikmeti verdi. İstediğini Davud'a öğretti diyor. Kim İslam dinine ne kadar büyük hizmet takdim ederse Allah Azze ve Celle'nin ona vereceği hibe, ona vereceği işte hediye diyelim, o oranda fazla olur. Talut orduyu belli bir noktaya kadar getirdi, bir peygambere ordu olacak şekilde onlara hazırladı. Ondan sonra Talut'un artık vazifesi bitti. Şimdi sahneye bu sefer bir peygamber, nebi olan biri çıkacak. O da Ben İsrail'in gençlerinden biri, Davut Davut Aleyhisselam. Allah ona mülk verdi diyor. Mülkten kastedilen şey ne? Mülk yönetim demek. Yani saltanat e, demek, güç demek. Allah Azze ve Celle bunları verdi. Ve hikmete ve Allah ona hikmeti e, hikmeti verdi. Hikmet daha önceki derslerimizde de görmüştük. Hani birçok tanım yapılmasına rağmen en hem lügat yönünden hem şeriat yönünden hikmetin en e, uygun tanımı hikmete bir şey yerli yerinde yapmak. Yapılması gereken şeyi, söylenmesi gereken sözü zamanında yerinde yapmak bunun adı hikmettir. Yani hüsnü tasarruf dediğimiz nasıl insanları idare edeceğini yerli yerinde kararlar verebilmeyi Allah Azze ve Celle ona öğretti diyor. Hikmet nedir? Aslında hikmet vahyin yani kitabın ve sünnetin pratik hayata hayatta insana fayda vermesi demektir. Mesela sen Kur'an'ı ve sünneti güzelce öğrendin, kalbini vahiy ile doldurdun. Lakin yaşarken eğer senin kararların üzerinde bir etkisi varsa, Hani Allah Azze ve Celle Kur'an için diyor ya İnne Kur Bu Kur'an insanları en doğru olana, en kavim olana götürür diyor. En güçlü olana götürür. Şimdi senin vermiş olduğun kararlarda Kur'an seni önce doğruya, doğrudan bir adım sonra da doğruların içerisinden en doğruya götürüyorsa hikmet budur işte. Yani insanın öğrendiği doğruları kendi hayatına tatbik edebilmesi demektir. Hikmet. وَعَلَّمَهُ mimma يَشَاءُ Ve Allah ona istediklerini öğretti. bunu burada zikretmiyor Allah. Ama Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde Davud'a ne öğrettiğini Allah Azze ve Celle bize söylüyor. Mesela Enbiya Suresi'nde diyor ki وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ Biz ona kalkan yapmayı öğrettik. Koruma zırh yapmayı öğrettik. Ta ki sizi sıkıntılarınızda, savaşlarda sizi muhafaza etsin diye. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَأَلَنَّا لَهُ hadid." <الْحَد۪يد> Sebe suresinde veya Fatih suresinde olması lazım. وَاَلَنَّ لَهُ hadid. <الْحَدِيد> biz ona şeyi yumuşattık. Demiri biz ona yumuşattık. اَنِ amel سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي sert. <السَّرْت> İnsanları koruyacak geniş geniş zırhlar yap ve o zırhları yaparken de ölçülü bir şekilde yap diye Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam'a emrediyor. Yani Allah'ın ona öğrettiği şeylerden mesela bir tanesi bu. Davud Aleyhisselam zırh yapmayı, demiri yumuşatıp demirden insanların faydasına olacak olan şeyleri yapmayı Allah Azze ve Celle ona öğretiyor. Sonra bu bütün yaşananların hikmeti nedir diye insanların aklında bir soru belirilecek olursa eğer Allah Azze ve Celle bu sorunun cevabını veriyor. Yani mesela bir Müslüman bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kavimlerin savaşması, kavimlerin birbirlerine zulmetmesi, daha sonrasında bir grubun bir gruba zafer kazanması. bunlar hepsi niye oluyor? Yani çünkü bunlar öyle kolay olmuyor. Kan akıyor, esaret oluyor, insanlar ölüyor. E, mümin olup da irtidat eden insanlar oluyor bu durumlardan dolayı. Allah bunun hikmetini bu soru. Sanki bu soru kıssanın sonunda zihinlerde oluşmuş da Allah da bu sorunun cevabını vermek istiyor. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ Şayet Allah'ın bazı insanları bazı insanlarla def etmesi olmasaydı savması olmasaydı lefesedetil ardu yeryüzü fesada uğrardı. Velakinne Allah lakin Allah zu fadlin alel alemin. Alemlerin üzerine fazilet sahibidir diyor Allah azze ve celle. Şimdi defa kelimesi defa bütün kökleriyle beraber defa -fa fedaa Fada, -fa fa bütün kökleriyle beraber ve luga sahibi diyor ki hepsi beraber tenhiyetu şey bir şeyi çekip çekmek anlamına gelir. Yani bir şeyi uzaklaştırmak, çekip almak, bir şeyi savmak anlamına gelir. Defa. Allah Azze ve Celle diyor ki eğer Allah bir kavmi alıp <laughs> özür dilerim bir kavmi alıp o kavim ile başka bir kavmi tarih sahnesinden kovmasaydı onları çekip kenara almamış olsaydı onların zulümlerini onların insanlara karşı haddi aşmalarını engellemiş olmasaydı yeryüzü fesada uğrardı diyor. Hac suresinde de benzeri var. Aynı bu ayetin bir benzeri var. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ salawatun, وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُوا ف۪ي هَسْمُ اللّٰهِ كَسِيرًا Eğer Allah bir kavimle bir kavmi def etmemiş olsaydı, yeryüzünde Allah'a ibadet eden Yahudilerin sevmaleri, yine Hristiyanların ibadet etmiş oldukları yerler, salavat denilen Yahudilere ait olan küçük ibadethaneler ve Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler, bunların hepsi yerle bir olurdu diyor Allah Azze ve Celle. Yani zalimler, yeryüzünü fesada vermek isteyen insanlar Allah'a ibadet edilmesini istemediklerinden dolayı en başta buraları buraları yıkarlardı. Burada da yeryüzü fesada uğrardı diyor. Peki akabinde ne diyor? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Allah alemlerin üzerine fazile sahibidir. Yani bunu ben takdir edip kader olarak insanların önüne koymasaydım İnsanların bunu yapacak gibi bir durumları yok. Yani insanlar rahata düşkündürler. Hani evimizde oturalım, yerimizde bekleyelim. Ne başımızı belaya sokacağız diye düşünürler. Bu da yeryüzünün fesada uğramasına, Allah'a ibadet edilen evlerin yıkılmasına sebebiyet verir. Ama Allah ne diyor? Ben buna razı olmadım. Kavimleri sebeplerini hazırlayaraktan bir şekilde karşı karşıya getirdim. Onları savaştırdım ve yeryüzünde iyi olmasını istediğim yüzünü imar etmesini istediklerimi zalimlere veya def etmek istediklerime e, zafer kazandırdım diyor. Hani Bedir için Allah Azze ve Celle'nin Enfal Suresi'nde söylediği bir ifade var. İki ordunun karşılaşmasıyla alakalı. E, وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَاتِ Siz kendi aranızda oturup randevulaşsaydınız, yani Bedir için söylüyor, müşriklerle Müslümanlar, deseydiniz ki yani mesela bugün falanca saatte savaşalım, sözleseydiniz diyor muhtemelen randevu konusunda ihtilafa düşerdiniz. Hani bir araya gelmenizi bu şekilde denk getiremezdiniz. Ama Allah ne yaptı? Takdir ettiği iki orduyu karşı karşıya getirdi ve müşriklerin gücünü bu bu savaşla beraber kılmış oldu. Demek ki yeryüzündeki bütün savaşlar, var olan bütün savaşlar için söylüyoruz. Biz belki bunun farkında değiliz. Çünkü bazen zalimler kazanıyor. Hani bu bir hadis olarak da nakledilmiş ama hadis değil uydurma bir söz. Diyorlar ki zalim Allah'ın kılıcıdır. Zalim Allah. Allah onunla intikam alır. Sonra ondan intikam aldırır. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir bir yerde bir zalim var. Saddam gibi düşünün yani. Hani zulmetmiş, etmiş, etmiş, kazafi gibi düşünün mesela. Allah başka bir zalimi getiriyor. Bu zalimi bunun eliyle deviriyor. Lakin aynı yeri o zalime bataklık haline getiriyor. Ama mesela Amerika'nın durumu, Amerika'nın gerileme sürecine girmesi nerede başladı? Irak'ta başladı. Yani Irak Afganistan'da biraz sarsıldı lakin çökmedi. Hatta şöyle düşündü dedi ki Irak'ı işgal edersem Afganistan'daki o kaybettiğim maddi olarak şeyimi hem de prestijimi dünyadaki prestijimi şey üzerinden kazanırım. Irak üzerinden kazanırım dedi. Allah önce onların kalbine bu duyguyu doğurdu. Getirdi onlara Saddam'dan intikamını aldı Allah azze ve celle. Saddam devrildi ama orayı onların asıl bataklığı haline getirdiği nasıl çıkacaklarını da bilmiyorlar şimdi bu bataklığın içerisinden. Oraya çakıldılar kaldılar. İşte bu Allah'tır. Yani bir şeyi planladığında, bir şeyi takdir ettiğinde bu şekilde takdir eder. Mesela bu Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri düşünün. Bu, bunlar artık Allah'a isyanda şeyleri sınırlarını zorlamaya başladılar. Allah Azze ve Celle isyanda kabirlere tapmaya başladılar. Her türlü şirkin içerisine bulaştılar. Biliyorsun tasavvufun menbaı zaten o, o bölgeler. Allah ne yaptı? Rusya'yı getirdi, bunlara musallat etti. Ee, onlardan o Allah'ın dinini tahrif edenlerden Rusya'nın eliyle Allah azze ve celle şeyini aldı, intikamını aldı. Sonra Rusya'yı da götürdü Afganistan'a. Afganistan'a. Rusya dedi şimdi ben buraları aldım. Bu kadarı bana etmez. Afganistan'a Khorasan geniş bölge olduğu için burayı da alırsam zaten bu bölge artık komple benim. Amerika ile dünyanın kalan kısmında artık yani bu sefer Avrupa'ya girmeyi düşünüyordu Rusya ondan sonra. Allah azze ve celle şeyde Afganistan'da Rusya'yı yerle bir Rusya yerle bir etti. Sovyetler Sovyetler Birliği'ni tarihten sildi. Rusya yenilgisi, şey Afganistan yenilgisinden sonra Rusya'dan intikamını şey yaptı. Rusya'dan intikamını almış oldu. Şimdi belki de Amerikalılardan intikamını Ruslarla alacak. Hani orasını biz bilmiyoruz ama Allah <laughs> yeryüzünü fesada veren kavimleri başka bir kavimle. Bazen bu Müslüman bir kavim de olabilir. Bazen zalim, facir, kafir bir kavim de olabilir. Ama Allah mutlaka zulümde haddi aşmış olan, adaletin dışına çıkmış olanları tarih sahnesinin kenarına kenarına çeker. Bunu kiminle yapar? Allahu alem. Bu savaşların sebebinin bu olduğunu Allah azze ve celle bize anlatıyor. Tilke ayetullahi netluha aleyke bil hak. Bu Allah'ın ayetleridir. Yani bu anlattığımız kısa. Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke. Senin üzerine okuyoruz, tilavet ediyoruz. Bil hakkı hak ile. <laughs> Bu Allah'ın ayetleridir. <laughs> Netluha aleyke bil hak. Hatırlarsanız biz biraz uzun zaman geçti üzerinden ama bu Kur'an kısalarını anlatırken hak kelimesinin üzerinde durmuştuk biraz. Yani niye bütün Kur'an kısalarının akabinde Allah Azze ve Celle diyor ki biz bunu sana hak ile anlatırız diye özellikle hak kelimesini kullanıyor. Bunun sebebi şu, çünkü bu kısaların hiçbir tanesi ilk defa anlatılan kısalar değil. Tevrat'ta da bunlardan bahsedilmiş. Hristiyanların sözlü kültüründe de bunlardan bahsedilmiş. Lakin bu kıssalar zamanla efsaneye dönüştürülmüş. Yani kıssanın bir özü var doğru. Mesela Tevrat'ta bu Talut Calut kıssası çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Lakin içerisine katılan bu yan öğelerle beraber masala dönüşmüş. Yani bunlar normalde niçin var? Mesela tarihte sadece bu kıssa, Kur'an'da kaç tane kıssa var toplam? Diyelim ki 12 tane, 13 tane kıssa var örneğin. Peki koca insanlık tarihinde 12 tane mi olay yaşanmış? Hayır. Allah toplumların değişip dönüşmesi için, bireylerin Allah'a daha fazla yakınlaşabilmesi için onları en fazla etkileyecek, onların kalplerini en fazla sabit kılacak olan, içerisinde rahmani esintiler olan kısaları seçmiş, getirmiş Kur'an-ı Kerim'de müminlere, müminlere anlatmış. Ama o toplumları değişip dönüştürecek olan kısalar ne kadar? Kur'an'da anlatıldığı kadar. Veya Allah Resulü'nün ona eklediği, ziyade ettiği kadar. Fazlası kıssanın masallaşmasına sebebiyet veriyor. Mesela bizim Kürtlerde meşhurdur. Ee, böyle biraz bilinçli diyelim yani hani aileler, dindar aileler. Özellikle böyle Bingöl, Elazığ o tarafta bulunanlar için söylüyorum. Çocuklarına Şeyh Said'in kıssasını anlatırlar. Yani uyuturken, işte ninni söylerken, ağıt yakarken, zazaça, kürçe Şeyh Said'in kıssası üzerine şey yaparlar. Biliyorsunuz doğulular için besteye gerek, şeye gerek yok, söze gerek yok. Beste doğulularda sözü zaten anında şey yapıyorlar, anında üretiyorlar. Doğuda ağıt yakma kültürü olduğu için. Hemen böyle Şeyh üzerine anlatıyorlar. Lakin kıssayı öyle bir hale getirmişler ki, mesela ben daha hiçbir şey okumadan Şeyh kıssasıyla alakalı bütün detayları, ayrıntıları biliyordum. Lakin sonra olayın kendisini kitaplardan kitaplardan okuyunca yani şeye dönüştürülmüş adamın o çalışması bir masala dönüştürülmüş. İnsanları uyutmak için masal haline gelmiş. İsrail oğulları da şeytanların onlara vahyetmesiyle bu kıssaların insanları çekip çevirmesini ne engel olabilmek adına eklediler, eklediler, eklediler. Kıssalar şeye dönüştü. Bin bir gece masallarına dönüştü. Kur'an ne yaptı? Geldi tekrardan. Hani daha önce de bir kaydı anlatmıştık hatırlıyorsanız. Cahiller. Rabbani olan bir şeyi bozdu diye Müslümanlar onu terk etmezler. Ne yaparlar? Onu alırlar, onu düzeltip ıslah edip kullanırlar. Haçla ilgili meseleleri anlatırken bunu söylemiştik hatırlarsanız. Eğer kıssalar Allah'tansa, Allah bunu peygamberlerine indirdiği kitaplarda anlatmışsa, cahiller bunu bozdular diye biz bunları terk etmemeliyiz. Ne yapmalıyız? Peygamberin ahir zamanda anlattığı bir Müslüman tipi var biliyorsunuz. Kim bu Müslüman tipi? Allah Resulü'nün anlattığı 50 tane bir rivayete şehidin ecri vardır ona diyor. Sahabeye söylüyor sizden. Bir rivayete sizden 50 tane amel yapan insanın ecri vardır diyor. Yani Allah Resulü 50 adamın ecri vardır diyor. Sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü bizden mi onlardan mı sizden diyor. Kimdir bu adam peki? Taberani'nin rivayetinde insanların ameli terk ettiği yerde amele yapışan. Yani sünneti ihya, sünneti ihyadan. eden. Uğrabah hadisinde Gariplere müjdeler olsun. Zayıf bir rivayet tabi bu. İnsanların öldürdüğü sünnetleri ihya edenlerdir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz buradan anlıyoruz ki cahillerin üzerini kirlettiği şeyleri alıp arındıran, bunları temiz asıl hallerine döndüren insanlar Allah'ın ve Resulünün katında değerli olan insanlar. O zaman biz ne yapmayacağız? Bu kısaları terk etmeyeceğiz. Kur'an'ın söylediği gibi bil hak, hakka döndüreceğiz. Yani toplumun etrafına kattığı batıllardan arındıracağız. Vahye uygun hak haline döndüreceğiz ve bunların üzerinde duracağız. Ve inne keleminel murselin ve sen Allah tarafından gönderilmiş olan bir peygambersin dedi. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bu dediğimiz gibi bu kısa tamamıyla üç bölümde anlatmaya çalıştık. Bir kavmin diriliş kısasını, diriliş öyküsünü bize anlattı. Kim kendisine bu kendini bu halde görüyorsa İsrail oğullarının hallerinde olduğu gibi ve İsrail oğullarının çıkış aradığı gibi o da bir çıkış arıyorsa sağa, sola, farklı menheşlere, farklı metotlara bakmaya hiç gerek yok. Allah Azze ve Celle bize bütünüyle hem başlangıcı hem ortada yaşananları hem de nihayeti yani zaferi Allah Azze ve Celle bize bu kısada anlatmış oldu. Zaten Kur'an kıssalarının her bir tanesinin içinde birçok konu var. Ama her biri bir konu üzerine şey yapıyor, e, yoğunlaşıyor. Kur'an kısaların özelliği bu. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasında, şimdi anlatmaya başlasak, onlarca farklı mesele var anlatırsın. Lakin kıssanın özü ne? Kıssanın özü Allah seni hastalıkla imtihan ettiği zaman hastalığın sana galebe çalmasına nasıl engel olabilirsin? Mesela Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında çok güzel farklı öğeler var. Ama kıssanın özünde Allah bize neyi öğretmeye çalışıyor? Nefsine yenik düştün. Nefsin sana galebe çaldı, vazifeyi terk ettin. Vazifeyi terk ettikten sonra Allah seni cezalandırdığında tekrardan geri Rabbine dönüşün yolu nasıldır? Ne yapman gerekir? Allah Azze ve Celle sana bunu öğretiyor. Bu kıssanın da özünde ne var? Kıssanın özünde uzun yıllar zillet altında yaşamış olan toplumların tekrardan dirilmek istediklerinde onları bekleyen tehlikeler nelerdir? Ve bunların üstesinden nasıl gelebilirler nihayete ermek için? Bu kıssa da bize bunu anlatıyor. Evet, benim anlatamadığım veya sizlerin sormak istediği bir konu var mıdır? Konumuzla alakalı olarak. Evet. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ